Hayırlı sabahlar. Son dönemde vefat eden Yeni Asya Gönüllüsü Nur talebelerinden Hafız Hasan Hüseyin Erol'dan önceki yayınlarımızda kısaca bahsetmiştik. Hasan Hüseyin Hoca hakkında daha teferruatlı bir yazı kardeşi Muzaffer Bey'in imzasıyla geçtiğimiz günlerde Yeni Asya'da yayınlandı. Hasan Hüseyin Hoca'yı daha yakından tanımak açısından bu yazıyı da paylaşalım istiyoruz. Yazıda deniyor ki 8 yaşından 80 yaşına kadar iman, Kur'an hizmetleri yolunda ömür tüketen, İslam davasının ulvi hakikatlerine gönül vermiş, tebliğ etmiş, anlatmış, yaşamış, nurlu bir şahsiyetin hayat ve hatıratını satırlarla ifade etmek çok zor. Kur'an hıfzıyla birlikte Kur'an'ı ezberlemiş, hıfzetmiş, Risale-i Nurları küçük yaşlarda tanımış, mütalaa etmiş, Arapça lisanına ve İslami ilimlere vakıf olan Hasan Hüseyin abim, din görevlisi vasfıyla gönüllerde nurlu, hoş, tatlı, latif izler bırakarak ahiret alemine intikal etmiş bahtiyarlardandır. İlk Kur'an dersini aldığı hocası İbrahim Ethem Talas, Bediüzzaman'ın sadık talebelerindendir. Risale-i Nur davası nedeniyle Afyon hapsinde Üstad Hazretlerinden aldığı ilim irfan dersleriyle çevresini nurlandıran İbrahim Ethem Hoca'nın rahle-i tedrisinde yetişmiş olan Hafız Hasan Hüseyin Erol, vefat edinceye kadar irtibatı kesmediği hocasını her sohbetinde rahmet dualarıyla yad eder, hatıralarından bahsederdi. Isparta kahramanları saf ve evvel nur talebesi ağabeylerin kesretle çoğunlukla bulunduğu dönemde abim Hasan Hüseyin Hoca Isparta İmam Hatip Lisesi'ni dışarıdan bitirme sınavları vesilesiyle birçok defa gittiği Isparta'da abilerle görüşmüş, konuşmuş, hizmet hatıralarını ve düsturlarını dinlemiş, fazilet dersleri almıştır. İbrahim Ethem'in üstada yazdığı uzunca mektubun kısaltılmış hali Emirdağ Layıkası 169. mektupla ilgili üstad, kardeşlerim, ben resmi hocaların ökmelerinden ve Risale-i Nur'a karşı lakaytlıklarından kızmıştım. Fakat bu Ethem Hoca benim hiddetimi izale etti. Bu mektup müstakil yazılsın. Medar ibret olarak korkaklığından, nurlardan çekinen bazı hocalar okusun, hem bu mektubun bir kısmı da layıkaya girsin der. Mektupta bahsi geçen meselelerle ilgili İbrahim Ethem'den aldığı ahlak ve fazilet dersiyle abim, Risale-i Nur'un külli derslerine, hakikatlerine, düsturlarına, sadakat ve sebattan taviz vermeden ilmini, irfanını, ihlasını, istikametini muhafaza etmişti. Günlük siyasetin cazibesine kapılmadan Kur'an'ın elmas mücevherlerini istismar ettirmemiş, dünyanın fani şişelerini tercih etmemiştir. Her zaman hakkı, hakikati, adaleti mahzayı savunmuş, mazlumun yanında, zulmün karşısında durmuştur. O, hususi hayatında Kur'an aşığıydı. Hayatının her anını Kur'an ve Cevşen okumakla ve Risale-i Nur'ları mütalaa etmekle değerlendirirdi. Geniş kitaplığında okuduğu her kitabın arasında hikmetli sözler, şiirlerden beyitler, dualar, hatıralardan notlar yazılmış kağıtlar bulunurdu. Yeni Asya'yı günlük takip ederdi. Bazı yazıları keser, gelenlere okur ya da okuturdu. Torunlarına katladığı gazeteden bir bölümü sesli okutur, sonra harçlıkla sevindirirdi. Münevver bir alim vasfıyla hafız talebelerine, ziyaretçilerine, sohbetini dinlemeye gelen herkese akıcı ve tatlı bir üslupla İslam'ın ulvi hakikatlerini, imanın, ihlasın, iktisadın, istinanın, istikametin düsturlarını anlatırdı. Araştırmacı yazarlardan Necat Eren ve Ömer Özcan hatıralarını yayınlamışlardır. Hatip Mehmed'in 11. ricayı yazarken ilk dönem nur talebelerinden La ilahe illahu diye yazıp ve lisanıyla La ilahe illallah diyerek vefat ettiği gibi Hafız Hasan Hüseyin Erol da vefatından önce şualardan Berzaha yolculuk bahsinin geçtiği sayfayı okuyarak 17 Haziran 2023 tarihinde vefat etmiştir. Okuduğu bahisteki bir cümle şöyle:
hem mevt ve eceli ölümü, alem berzaha giden ve alem bekada olan ahbaplara visal, kavuşma ve mülakat, görüşme mukaddimesi başlangıcı olarak gösterir. Ölüm, berzah alemine giden ve beka alemine intikal eden ahbaplara, dostlara kavuşma ve onlarla görüşme başlangıcı. Risale-i Nur'da bu mesaj değişik ifadelerle birçok yerde tekrarlanıyor. Ve ölümün bir ayrılık, yok oluş olmadığını, bilakis beka alemine geçiş ve kavuşma olduğunu ifade ediyor. Ve insanın, insanoğlunun en büyük yarasını bu müjdeyle, bu teselliyle tedavi ediyor. Ve bunu yakinen bilen, inanan, hisseden nur talebeleri bu satırları, bu hakikatleri okudukları için. Evet, Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle yeni bir vefat haberinden daha bahsedelim. Kütahyalı nur talebelerinden, Risale-i Nur hizmetinin isimsiz kahramanlarından Yeni Asya gönüllüsü gazetemizi, dergilerimizi, yayınlarımızı ömür boyu tanıtmak, dağıtmak için büyük gayretler gösteren Ali Kemal Yavuz Soy. Onun da vefat haberini aldık. Öğretmendi. Sessiz sedasız ama çok kararlı, sebatkar, istikametli bir nur talebesiydi. Ona da Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Ve ailelerine, camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ve hep tekrar tekrar söylediğimiz gibi hepimiz için hayırlı ömürler ve hayırlı ölümler niyaz ediyor. Ve bitirirken bir başka vefattan daha kısaca bahsedelim. O da Konya Ereğli temsilciliğimizi uzun yıllar yapmış olan Hasan Çaylak, Dur Hasan Çaylak. Onunla ilgili de gazetemizde çok güzel yazılar çıktı. Onları da ayrıca bir yayın konusu yapacağız inşallah. Böylece Yeni Asya ailesinden son dönemde berzah alemine intikal eden çok değerli isimlerden bir kısmını yayın konusu yapmış olduk ve yapmaya da devam edeceğiz. Hepsine tekrar Allah rahmet eylesin diyoruz ve bu nurlu kervan yolculuğuna devam ediyor. Dünyadayken ömürlerini Risale-i Nur hizmetine, Yeni Asya davasına adayan insanlardan meydana gelen bu nurlu kervanın mensubu olmak çok büyük bir mazhariyet, çok büyük bir nimet ve bunun için sonsuz şükürler ediyoruz. Böyle bir şahs-ı manevinin mensupları olarak bizleri böyle bir hizmette istihdam ettiği için Rabbimize hamd ediyoruz ve bu bize verilen sınırlı ömürleri yine aynı manalar çerçevesinde tamamlamayı, hüsnü hatimeyle noktalamayı Rabbimizden niyaz ediyoruz.